Salih Tuna, yine geldik Selahattin. AK Parti 7 Haziran seçimlerinden tek başına iktidarla çıksaydı, CHP sandığa hile karıştırıldı, oylarımızı çaldılar diye sabah akşam çamura yatacak, Aydın Doğan'ın adamları gündüz gözüyle trafolarda kedi arayacaklar ve paralelci güruhun kapısını çalıp Can Dündar'a servis ettiğimiz MİT tırlarıyla ilgili bize de malzeme verin diyeceklerdi. AK Parti 7 Haziran seçimlerinden tek başına iktidarla çıksaydı, Mustafa Kemal'in askerleri ile Mustafa Keser'in şeberek askerleri el ele verip şamata çıkaracak, AK Parti %40'ı geçerse demokrasi dışında mücadele edilmelidir diyen Ömer Laçiner zihniyetli muhteremler demokrasi dışı yollara sapacaktı. AK Parti 7 Haziran seçimlerinden tek başına iktidarla çıksaydı, New York Times yine NATO'yu müdahaleye çağıracak, The Guardian batılılaşmamış yoksul Müslümanların kendi ülkelerini yönetmelerine izin verilemez demeyi sürdürecekti. AK Parti 7 Haziran seçimlerinden en yakın rakibine %16 fark attı ama tek başına iktidar olamadı. Borsada malum adamların kağıtları coştu ve bilimum hortumcular şimdiden ellerini ovuşturmaya başladı. Katledilen, gözleri İsrail terör devletinin bombalarıyla parçalanan Gazze'li çocuklar adına Erdoğan'ın Van Minit çektiği Şimon Peres havalara uçtu. Rothschild ailesinin de ekonomistinden İsrail terör devletinin Haretz'ine kadar Irkçı Siyonist Network'ün güzellemeler yaptığı HDP eş başkanı, geçen gün CNN'in Christian Amanpor'una Türkiye Cumhuriyeti'nin %52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı hakkında diktatörü durdurduk ifadesini kullandı. Yazık. Baldıran zehri içme pahasına barış sürecini başlatan Sayın Erdoğan'a, Darbeci katil Sisi'nin ayaklarına kırmızı halı serip milyarlarca euroluk anlaşma yapanların ağzıyla diktatör demeyi içine sindirebildi. İtalyan gazetesi La Repubblica, 7 Haziran seçimlerini şöyle hülasa etti. Yeni bin yılın Selahattin Eyyubi'si son metroda durduruldu. Irkçı Siyonist Network bu durdurmayı tahkim etmek maksadıyla CHP MHP HDP koalisyonu kurulsun isteyecektir. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kurtaran yeryüzündeki bütün mazlumların ve Müslümanların gurur duyduğu Kürt komutandı. Sayın Erdoğan geçenlerde açtığı Hakkari Havaalanı'na bunun için Selahaddin Eyyubi adını vermişti. Sandık her şey değildir diyenler, sandığa saygıyı her daim dillendiren diktatörü sandıkta durdurmuşlardı. Mahut durdurma görevinde Koçbaşı rolünü ifa ettiği için öve öve bitiremedikleri de HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan başkası değildi. Yeni bin yılın Selahattin Eyyubi'si son metroda durduruldu ifadesi bana, Selahattin Eyyubi'nin kabrinin başına gelip ayaklarını mağrurca yere vurarak yine geldik Selahattin diyen İngiliz Mareşal Alenbi'yi hatırlattı. Gazi Paşa geldikleri gibi giderler demişti. AK Parti diklenmeden dik durmaya devam ederse geldikleri gibi gideceklerdir. Yani ırkçı Siyonist Network'ün hevesi kursağında kalacaktır. Gezi gericiliğinin en ufunetli günlerinde sevgili Çandar, Erdoğan değil cumhurbaşkanı olmak aday bile olamaz demişti. Ne oldu? Hepsi alt alta üst üste toplandı, çatı adayı ürettiler ama Erdoğan %52 ile seçilmiş cumhurbaşkanı oldu. Zaten daha önce de böyle olmuştu. Bir şiir okuduğu için mahkum edildiğinde de Aydın Doğan'ın adamları muhtar bile olamaz demişlerdi. Ne oldu? Dönemin başbakanı oldu. Şimdi de Sayın Erdoğan'ın kurucusu olduğu parti değil de sanki tuttukları partiler %41 almış gibi vesayetçiler nara atmaya başladı. Başkanlık modeli bitmişmiş. Artık gündeme bile alınmamalıymış. Halbuki resim ortada. Parlamenter sistem tıkandı işte. Profesör Burhan Kuzu'nun öz yıllardan beri söyleye söyleye dilinde tüy bitti. Başkanlık modeli kaçınılmaz. AK Parti asıl şimdi başkanlık modelini gündeme getirmeli. Salih Tuna, Yeni Şafak.